Selim Bey nasılsınız? Eksik olmayın, çok iyiyiz. Arabamızı bekliyoruz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sonra nereye yolculuk? Tatile mi, İstanbul'da mısınız? Ya valla tatile çıkamıyoruz daha ne yazık ki. Evet, işler var. Yoğun çalıştığımız için bazı işler geride kaldı, onları halletmeye çalışıyoruz. Bestemcisin dediniz, orası evet. Bitti. Evet. Bu ayrılığın ardından ne söylemek istersiniz izleyicilere? Valla çünkü şahane bir ekiple çalışıyordum. Onları özleyeceğim. Onların yolu açık olsun. Güzel, bol reytingler alsınlar önümüzdeki sezon. Başrol oyuncusu ayrılıyor ama dizi seneye devam edecek yani. Başrol oyuncusunun Yani kuvvetli bir hikaye kurarsanız hikaye devam eder. Nice bir sürü yapım izliyoruz. Hikaye güçlü olduğu sürece karakterler girenler çıkanlar değişmiyor. Hikaye devam ediyor. Bozulmuyor yani. Biz baktık yani bir yorgunluk, tatil gereği işte bir siz kendi isteğiniz mi ayrıldınız yoksa zorunluluk muydu, senaryo gereği bir ayrılık mı oldu? Kendi isteğimle. Kendi isteğim. Neden ayrıldım. Başka bir proje mi vardı? Evet, yok yani şu an bir proje yok. Sadece yapmam gerekenler var şahsım adına. Onları tamamlamam lazım o yüzden. Öğrenme şansınız var mı onları? Yani özel durumlar. Evet evet. Düğün mü var, bir şey mi var? Yok şimdilik yok. Yani ama şimdilik bak. Bak şimdilik yok. Kırıksel bir kelime yani. Yani şahsi bir şey olunca acaba düğün mü var dedik de. Yok yok şimdilik olsun. Yok. Belki. İnşallah. Yakında. Tamamlarız. Evet eksik olmaz. Peki ülkemizde şimdi dijital yayınlar arttı. En son Disney geldi. Netflix var. Evet. Kendi aralarında da bir rekabet var. Bu rekabet de herhalde oyunculuk sektörüne de yansıyacak. Yansıyordur. Yani rekabet olması tabii ki iyi. Çok daha iyi işler çıksın ortaya. Oyunculuk yapan insanlar bu sektörde var olabilmek için yeteneklerini kat be kat artırsınlar. Böylece seyirci çok daha güzel hikayeler seyreder. 300 yıl, 400 yıl sonraya keyifli hikayeler aktarmak dileğiyle. Böyle olursa sonuç bu olur bence. Ben biraz hani yeteneklerini aktarmaları gerektiği için hani biraz yetenek az mı Türkiye'de, onu sorayım ben. Yok, çok yetenekli oyuncularımız var. Çok hünerli oyuncularımız var. Bir de bu sektör dünyada eşi benzeri olmayan Türkiye'deki sinema dizi sektörü. Neden eşi benzeri yok? Çünkü çok uzun sürelerde çalışıyoruz. Burada çok ciddi bir hem supleks hem doğaçlamanın geliştirdiği, yani doğaçlamanızı geliştirebileceğiniz uzun vadelerde dayanıklılığınızın arttığı, kısa vadede çok iş çekme potansiyelinin oyuncuya getirdiği ciddi bir dayanıklılık süreci var. Bu da Türkiye'deki oyuncuları bence vazgeçilmez kılar. Tabii bunun için dil lazım dışarıda iş yapabilmek için. Yani dışarıdaki oyuncular herhalde daha konforlu bir hayat sürüyorlar. Ya sosyal hakları var. Mutlaka. Biz daha böyle cefakar, emekliler. Yani şunu söyleyeyim. Daha 15 yıl oldu oyuncu tanımlanalı mecliste. Ki düşünün, sanat bu topraklarda doğdu. 5000, 6000 yıl, 12000 yıl çıkıyor, 18000 yıl çıkıyor bu topraklarda. Sanatın doğduğu, meclisin kurulduğu, kadın haklarının verildiği 4000 yıl önceden bahsediyoruz. Yani hakikaten sanatın doğduğu bu topraklarda 15 yıl önce oyunculuk denen meslek tanımlandı. O yüzden bunun için daha çok yolumuz var gibi. Tabii ki devlet büyüklerimize çok iş düşüyor burada. Oyuncuyu tanımlamanın dışında onun haklarını savunabileceği, yurt dışında mesela pek çok oyuncu, bizler yurt dışına çıktığımız zaman sokakta yürüyemeyecek haldeyiz şu anda. Fakat bu hakkımızı alabilecek bir kapımız yok ne yazık ki. Peki bu yeni yabancı dijital platformlar oyuncuya ne gibi maddi olarak da bir katkı sağlayacaktır tabii değil mi? Bu oyuncu ya değişmiyor. Atmıyor. Sonuçta işini orada yapıyor. Yani televizyonda yapıyor, da orada yapıyor. Fakat tabii ki daha konforlu mu? Yapımcılar daha konforlu şey diyebilir miyiz? Yani ana akım kanalları. Yani aslında kısa süreli işler yapıldığı için belki biraz daha kolaylaşır yapımcıların işleri diye düşünüyorum. Ama işin kolaylaşması ya da zorlaşması o konuda değil bence. Bence işin zor olan kısmı hikaye bulmakta. Bu topraklarda dediğim gibi 52 uygarlık var. 52 uygarlığın çok fazla hikayesi var. Bu hikayelere sahip çıkıp bunları yapabilme yeteneği getirsin Tanrı bize. Siz de o hikayelerden biri Muhteşem Yüzyıl'da hayran kitlenizi arttırdınız, başarınızı perçinlediniz. Şimdi geçmişten baktığımız zaman Muhteşem Yüzyıl hala izleniyor. Halit Bey de şu anda bir yeni çalışmalar içinde. Yeniden o kadro bir araya gelir mi? Başka bir öyküyle, bir hikayeyle siz ister misiniz? Yani keşke, yani güçlü kadrolar bir araya getirilmeli. İyi hikayeler çıkması açısından söylüyorum. Ama şu anda alttan gelen, altyapıdan gelen çok iyi oyuncularımız da var. Çok iyi genç oyuncularımız da var. Ben de gençim, sen ona bak. Ondan sonra yani aslında
Türkiye'de hakikaten ciddi anlamda iş yapabilecek çok potansiyeli derin olan oyuncular var. Fakat dediğim gibi, dediğiniz gibi bunların bir araya gelmesi lazım. Evet, bir araya getirmeli. İnşallah böyle bir... Keşke o ekiple bir araya gelebilsek yani. En son bir magazin sorusu sorabilir miyiz size? Herkese soruyoruz bunu da. Kerem Bursi bir, geçen bir katıldığı bir konuşmada şey dedi. Bilmiyorum ne dediğini. Söyleyeyim, aynen şöyle dedi. Türkiye'deki oyuncular, yabancı oyuncular kendilerini bir şey zannetmiyorlar. Acaba bunu Türk oyuncular için mi söyledik? Bir şey zannediyor diye. Yabancı oyuncular kendilerini bir şey zannetmiyorlar. Bir lafını etti ama hani bunu, daha cevabını da vermedi ama herkese sorduk. Değişik cevaplar da alıyoruz. Yani bu bireysel olarak bunu söylemek lazım. Oyuncu nasıl olunur? Oyunculu olma yolunda, oyuncu olunmaz zaten. Oyuncu olunmaya devam edilir. Doktorluk gibi yani, çünkü doktorluk da bitmez. Çünkü siz insanla ilgili bir iş yapıyorsunuz. İnsan geliştiği sürece siz de gelişmek zorundasınız. O yüzden oyuncu olunmaz. Hocalarımız bize şunu derdi oyunculukla ilgili. Oyunculuğu tam yakalayacağım derken elinizden kaçar. Çok güzel bir kadın olduğunu düşünün de ona tam sarılacaksanız sarılmak üzereyken elinizden kaçar. O yüzden bu iş bitmez. Hep bir gelişim yolunda yolunuza devam edersiniz. Kerem Bursi'nin söylediği şey bence çok daha farklı. Söylemek istediği şey daha bireysel, kişinin yetişmesiyle ilgili, kişisel gelişimiyle ilgili bir yolculuktur o. Komplekslerini bilmekle ilgili, nasıl yetişti, nasıl geldi, hayatına nasıl devam edecek? Doğru soruları sorarsak doğru cevapları alırız diye düşünüyorum. Kerem Bursi'nin sorduğu sorudan bahsetmiyorum. Bireyin kendi soracağı sorusundan bahsediyorum kendine. Evet, bu meslek çok mu zor? Zor, fakat bu mesleğin zorluk kısmı şu. Pek çok oyuncu arkadaşımız bu mesleğe girerken yaptığı hata şu. Orada psikolojisinin düzeleceğini zannederek bu mesleğe giriyor. Halbuki aksine bu meslek çok sağlıklı, zinde, bedeni sağlam, aklı sağlam bir bütün insan ister. Çünkü zordur bu işi yapmak gerçekten. Peki son olarak gelecek sezon bir projede olacak mısınız? Yani onun müjdesini verelim mi? İnan olsa söylerdim. Şu an hiçbir şey belli değil. Evet. Gerçekten öyle. Destan dizisinde Ebru Hanım, Ebru Şahin'in işte 7 Temmuz'da düğünü var Çeşme'de. Evet, birlikteyiz. Yani birliktesiniz. Gideceksiniz. İmajınız devam edecek mi bu? Sıkıntı bu şekilde yoksa? Sonra baksana kenarlardan uçuyor gidiyor yani. Muhtemelen keseceğim bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.